M48A2 G2. Germanya A2 ne demek bu? M48A2 yani M48 iki defa modernize görmüş demek bu. G ise Almanya, yani Germanya olarak Türkçesi okunuyor. A2 ise Almanya tarafından iki defa modernize edilmiş. Rakamlar bunları işaret ediyor. Kodlaması bu şekilde yani. Evet arkadaşlar, bugün stok sayılabilecek bir T-62 oynuyoruz. Son mermisi maalesef açık değil ve silah ayarı da aynı şekilde açık değil. APFSD'si ilginç bir şekilde bunun 285 deliyor. Yani M60'ların APD'si dahi 300 delerken bu nasıl 285 deliyor? İlginç. Güle güle. Arkadaşın tam silahçısı geldi. Tam o esnada öldürdüm. Tabi yüklemesi geç dolduruyor. Mürettebatı henüz stok sayılır. 50 mürettebatı var henüz. 50 mürettebat bu ona var. Ve düzensiz bir şekilde yüklendi. Sefa öyle yapmış yani. BMP kaçıyor. Tamam, ben de vurdum ama o da ölsün o zaman. Rezillik başka bir şey değil. Top kundağını deliyor kardeşim bak. Senin deliş gücün 400 mm. 1000 değil. Top kundağını delip de nasıl öyle şarapla yayıyor hala anlamış değilim yani. Şu olay sırf Rus tanklarına has bir şey birader. Adam vuruyorum gövde hasarlı demesi gerekirken adam ölmüyor, ben ölüyorum burada. Troll gibi. Ama Ru 251 olsa amına koyayım motoruna çaksam bile gövde hasarlı veriyor hemen. Şimdi bu map geldiyse ve bu taraftan doğuyorsanız kesinlikle A'ya gitmiyorsunuz abi. Önce şu arkalardan pusarak
Şuradan kule çıkartıyorsun. Şuradaki lor önce indiriyorsunuz. Çünkü karşı taraftan doğan adam 10-0 önde başlar. Unutmayın bunu. Yani şuradan doğuyorsanız 10-0 öndesiniz abi. Buradan hem A'ya hem B'ye hem de C'ye çok rahat ilerleyebiliyorsunuz atış almadan. Atış almadan. Ama siz işte o keplere gideyim derseniz, A veya C'ye gideyim derseniz direkt atış hattı önünde oluyorsunuz abi. Buradan değil, biraz da arka taraftan. Çünkü bunun gövdesinde öyle amşan bir zırh yok. Bir de tank zaten stok sayılır. Son mermisi cartı curt açık değil. Silah ayarı dahi açık değil bunda. Şuradan bir çıkayım desem. Orada birileri var mı? Shift'ın arkadan çıkamaz. Oradan çıkış yok çünkü artık. Boş değil hala burası. Bana doğru bak, güzel. Arkadaş diğer tarafta. Bu varmış burada. Bak gördünüz mü? Adamları hemen 10-15 tane kepe aldı. Daha maçın başında. Patlayıcı atalım. Güzel. Ne yapar? A1 A1. Önce bucağı çıkalım da nerede bir görelim onu. Tahmin ettiğimi yaptı. Uçak sıvarı var mı? Yok.
Sekti. Abi bu mermi nasıl olur da abi alüminyumdan sekebiliyor? Nasıl olabilir yani? İşte Rus tankı amına koyayım. O bir de alüminyum. O denk geldi nokta alüminyum arkadaşlar ha. Çelik falan değil. Sayımını alıyoruz ha şu anda. Ben orada o hareketi yapmasam bir gerizekalılar hala pusuyordu orada. Sıkabilirim. Öldük amına koyayım. Takım mal olunca böyle olur zaten. Benim sahibimi oraya kadar götürdüler. İşte gerizekalıların aklı çalışmıyor ki. Yani birisi kepte. Yani adamlar kepin içerisinde. Kepi alamıyorlar ve şunun farkını varamıyorlar. Kepte birisi var. Bu kadar gerizekalı bu takım işte bu. Bir de bu haritayı seven var mı aranızda? Bir yazsın Allah aşkına ya. Ya arkadan vuruluyorum ya yandan vuruluyorum. Yani görmediğim yerlerden. Adamlar öyle ber... Ya bu War Thunder'ın genel haritaları böyle. Mesela WoT'un haritalarına bak, kusmaya yatkın değil. Hep saldırıya yatkın. Oyunculuğa yatkın. Yani beceri istiyor. İkinci Elif o. VSR daha maçın başında direkt indi. Kırsın diye. Üçüncü tamam. Onu ben indiririm ya şimdi rahat.
Maşallah amına koyayım. Tam aşırı seri dönüyor görüyorsunuz. Nereden vurdu birader bu? Bu nasıl bir mantık abi? War Thunder'ın klasik rezilliği. World of Tanks, Armored Warfare bunların hepsi arcade temelli bir oyun olmasına rağmen topçular yani artı bile normal oyuncular tarafından kullanılırken bu oyundan bırakayım adam rastgele bir yere artı atıyor adam seni geliyor öldürüyor. Bu nasıl simülasyon birader? Nasıl bir simülasyon birader yani bu oyuna simülasyon deniliyorsa bunun mantığı ne? World of Tanks gerçek bir simülasyon abi o zaman. Neden? Çünkü adamlar artıları de kullanabiliyor. Normal oyuncular kullanıyor artıları. Burada bir AMX50 vardı. Bakalım ne oluyor. Şurada bir 105'lik Tiger var. O yanlarda mürettebatı pardon mermisi var o yüzden oraya sıktım. Ha gayret koçum. Tank görüldüğü gibi dönmüyor arkadaşlar. Yani motor gücü kesinlikle yetersiz kalıyor stok halde. Oraya kadar giremeyiz ki ya sayar orada da. Siktir ya öldük amına. Geri çekilemeyiz abi buradan sonra. Öldük. Tabi oyun tamamıyla simülasyon biliyorsunuz yani tamamıyla simülasyon. Çünkü gerçekte de böyle bir şey var. İşte adamlar böyle öldüğü zaman böyle yok oluyor daha sonra tekrar doğabiliyor. Ve adamların böyle base'ine girdiğiniz zaman tabi gerçekte de sayıyor böyle 20 saniye veriyor.
Eğer işte 20 saniye içerisinde çıkmazsanız yıldırım düşüyor kafanıza, tek yiyorsunuz böyle tabii. Simülasyon çünkü arkadaşlar bu oyun. Tamamıyla bir simülasyon. Gerçekte de bunların olması çok normal şeyler tabii. Tamam. Sesim geliyor mu? Alo. Geliyor geliyor. Tabletten bağlayayım da nasıl ses, iyi mi kötü mü? Bok gibi amına koyayım. Rezalet. Dediğim Ne bir kötü. yapıyorum ya, berbat amına koyayım, bu ne? Nasıl böyle? Bok gibi ses geliyor. Eskimi kafamda da. Hemen geliyorum dedim. Arkadaşlar T-62 genel olarak kulede yine sağlam bir zırha sahip. Topu da kendi seviyesinde sabot attığı için gayet yeterli. 350 de diyor en son sabotu. Ama dediğim gibi yine yeterli. Bu top kısmen özel bir top sayılır. Çünkü bunun çok fazla örneği yok Ruslarda. Ben diyorum abi işte Rus tankıdır diye. Ben de boşuna demiyorum yani. O Rus tankıysam alüminyum zırhtan da seker yani, gerçekten eminim ondan. 200-300 tane sabot mermi alüminyum zırhtan sırf açılı olduğu için seker eminim yani. Orada mermisi var. Topumda çok fazla aşağı eğildiği için tabii çok güzel atış şansım oluyor ona da. Onu sıkmak istemiyorum. Onu tuttursam bile zaten adam gibi hasar vermez. Hiç gerek yok. Hemen C'ye basacağım. Orada mermisi var. Ne güzel mermisi gitti.
değiliz ya. 14 saniye içerisinde bir tane mi biter muhtemelen. O da bitti zaten. Evet, T62 ile daha fazla oynamak istemiyorum arkadaşlar. T62 özetle kendi seviyesinde gövdede zayıf lakin kuleden nispeten sektirme ihtimaliniz var. Tabi tam olarak şu uç bölümlere denk gelirse yine yiyorsunuz arkadaşlar. Lakin işte şuralara gelirse ve şuralara gelirse işte buradan sekebiliyor. Ya, tankın topu kendi seviyesinde, kendi kategorisinde yeterli. Özellikle sabot attığı için de birçok tankı kompozit zırhlı olsa bile, yani T64 ağları falan önden sabot merminizle delebilirsiniz. Lakin dediğim gibi tankı eğer stok oynarsanız bayağı bir hantal. Daha demin de gördünüz zaten. Tankın topu 115 mm olmasına rağmen, şöyle göstereyim mürettebatını. Liderlik görüldüğü gibi full değil henüz. Ama yükleyicisi var ve niteliği de yok. Yani siz bu tankı fulllediğiniz zaman mürettebat bakımından bu tank aşağı yukarı arkadaşlar 9 saniyelerde atar ve 9 saniyede hani 350 dalan bir sabotunuz var ve 440 dalan da bir heat merminiz var. Yani topu kendi seviyesinde gayet yeterli. 9-0 tankları denmek için de yeterli. Lakin dediğim gibi gövdesi oldukça zayıf. Kulesi de kendi seviyesinde çok sağlam değil. Lakin şansınız yaver giderse yine kulesinden sektirmek mümkün. Özetle T62 klasik bir TL4 aslında. Yani TL4'te nasıl oynuyorsanız bunu da hemen hemen bu şekilde oynamanız gerekiyor.